arkadaşlar, hepinize yeni bir vlogdan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlıyım, size çok güzel haberlerim var. Sabah tüm işlerimi hallettim, hazırlandım. Birazdan da dışarı çıkacağım. Bugün yoğun ve güzel bir gün geçireceğiz sizinle. Yeni kargom var, yurt dışından gelen yeni kitaplarım var. Onları sizlere göstermek istiyorum. Kitaplarım değil aslında, kitabım, bir kitap. Geçen kitap alışverişi videosu çekmiştim. O videoda Kırık Bir Kalp serisini almıştım ama ben o videoda yanlış söylemişim. Gerçek Aşkın Laneti serisi demişim. Serinin 3. kitabının serinin ilk kitabı zannediyordum. Seriyi belki yurt dışında görmüşsünüzdür. Ben Gerçek Aşkın Laneti'nin ilk kitabı zannediyordum. Meğersem 3. kitapmış arkadaşlar. İlk kitap Kırık Bir Kalp. Serinin adı da Kırık Bir Kalp serisi. 2. kitap Hiç Bitmeyen Masal. 3. kitap da Gerçek Aşkın Laneti. Ben bunlardan birini diğer sitede bulamamıştım. Hangisiydi ya? 2. ya da 3. kitap? 1. kitaptı. Hiç Bitmeyen Masal'dı galiba. Sonra başka bir internet sitesinde buldum. Diğer sitede tükenmişti. Hemen kaptım ve seriyi tamamladım. Ama şöyle bir şey var. Öbür siteden aldığımda hasarlı geldi. Ve Gerçek Aşkın Laneti'nin sırtı bayağı hasarlı. Kötü. Önü de kötü. Ben o şekilde okumak istemedim. İade etmekle de uğraşmak istemedim. Ve gittim kendime yeniden kitabı sipariş verdim. Sabah spordan döndüğümde kapıda buldum kargoyu. Hemen bir gün içinde gelmiş. İnşallah bu da hasarsızdır. Çok heyecanlıyım bu seri için. Eğer bu da hasarsızsa artık bu seriye Ramazan ayında başlamak istiyorum. Bu da hasarlıysa demek ki kaderim bu yöndeymiş. Hasarsız geldi. Kitapları ikiledik arkadaşlar. Hasarlı olanı bir kenara bırakacağım tabii ki de ve hasarsız olan yeni kitabımdan başlayacağım olaya. Şimdi bu seri hakkında başıma neler geldi onu da anlatayım. Annem bir aydır falan yurt dışındaydı, seyahat ediyordu. Ben ona böyle bazı kitaplar gönderdim. Farklı farklı kitaplar. Dedim ki bunlardan birini kitap evinde görürsen alır mısın lütfen? Çok istiyorum falan filan. Annem de tamam dedi. Sonra annem Almanya'da Berlin'de çok güzel bir kitap evine girmiş ve beni aramış görüntülü. Hani ne istersin, bak etrafa falan diye. Ben AVM asansöründeyim. Sonra otoparkına iniyorum. Otoparktan çıkmam falan filan derken annem bana ulaşamıyor ve attığım fotoğraflardan birini seçip bir tane kitap alıp çıkıyor. Ben de annem bu olayı yaşamadan 2 gün önce YouTube'a bir video atmıştım ve diyordum ki eğer bu kitabın bu baskılarını bulursam çok istiyorum. İnşallah alabilirim falan filan. Ben deli gibi manifest yapıyorum bu arada. Hatta kitabı da böyle parmağımla göstermişim. Hani bu kitabı da çok istiyorum falan filan diye. Sonra annem bana aldığı kitabın fotoğrafını attı ve ben şok yaşadım. Hani farklı farklı kitaplar atmıştım ve o kitabı alması, ona denk gelmesine inanamadım. YouTube videomu da izlememiş. Gezerken videolarımı izlemiyor. Neyse. Beni bırakıp yurt dışına gitmeden hayal yaram. O yüzden bunu sonra konuşuruz. Neyse. İşte kitabı almış, videomu da izlememiş. Haberi de yok. İnanamadım. Resmen fotoğraflı, görselli bir manifest yapmışım. Böyle göstermişim. Size de şimdi izleteceğim o saniyeleri. Eğer seriyi çok seversem ve size az önce gösterdiğim bu baskıları bulursam kesinlikle yurt dışından almayı düşünüyorum. Ve izlediğiniz, o gördüğünüz, elimle gösterdiğim kitabı annem almış. Serinin 3. kitabı Gerçek Aşkın Laneti. Ya kapağına bakar mısınız? O kadar güzel ki bu baskılara bayılıyorum. Bu serinin diğer kitapların kapakları da çok çok güzel. Onlar da çok tatlı ama şuna bakın, şuna bakın, inanamıyorum. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Diyeceksiniz ki Sena, sen seriyi bile okumadın. Okumadığın bir serinin yabancı bir baskısı için neden bu kadar heyecanlanıyorsun? Bu baskıları çok uzun zamandır görüyordum. Hoşuma gidiyordu ve istiyordum. Evet, ben bir okurum. Kitap okumayı çok seviyorum. Okurluk bir yana. Aynı zamanda koleksiyonerim yani. Arkamdaki kitapları görüyorsunuz. Binlerce kitap var arkamda. Hani okuyup bırakabilirdim ya da sadece okur olabilirdim ama koleksiyonerim yani bir yandan da. Çok sevdiğim kitapların baskılarını, farklı farklı baskılarını almayı seviyorum. Ha, bu kitabı okumadın. Neyini çok sevdin de farklı baskılarını alıyor derseniz bu noktada haklısınız bir tık. Şöyle, seriyi çok seveceğime inanıyorum. Eğer sevmezsem de beğenmezsem de bu kitabı da satarım. Yani illaki bu kitabı da isteyenler vardır. İnternetten satarım. Beğenmediğim kitapları genelde birilerine vermiyorum ama bu baskısını satarım falan, bilmiyorum ama çok heyecanlıyım. Çok güzel. Yorumlarına çok güvendiğim insanlar seriyi çok çok seviyor. Yazarımızın Karaval serisi var. Onu daha önce görmüşsünüzdür. Belki ben onu bende onun 2. ya da 3. kitabı var. Tam olarak hatırlamıyorum. Kitaplarımda var şu anda. Serinin 3. kitabı olabilir, finali olabilir. Hatırlamıyorum. Serideki Karaval serisindeki evrende geçen bir hikayeymiş. O evrende geçen lanetli bir aşkın hikayesi diyorlar. Yorumlarına güvendiğim arkadaşlarımın hepsi bayıldı bu seriye. Onlara güvenerek aldım. Ramazan geliyor. Ramazan gecelerinde bu kitabı okumayı düşünüyorum. İftardan sonra sahura kadar kitap okumak çok sarmaz mı? Sarar. O yüzden bu kitapları okumayı düşünüyorum. Anneme de buradan çok teşekkür ediyorum. Gelirken bana böylesine güzel bir hediye getirdiği için. Bu kitabın baskısı
satmasına inanamıyorum kalitesine. Bu arada yurt dışında şöyle bir şey var. Çok satan bestseller kitapları bir noktadan sonra büyük boyutta basmaya başlıyorlar. Bakar mısınız kitabın boyutuna, büyüklüğüne? Aşırı tatlı. Ve annem işte kitap evinde falan fotoğraflar çekmiş, gördüm. O kadar güzeldi ki, yani bir kitap evi bile bu kadar güzel olamaz. Geçen yıl yurt dışı seyahatimde böyle daha yerel kitap evlerine gitmiştim. Büyük kitap evlerine gitme şansım olmamıştı. Ama bu yıl yurt dışına çıkarsam, güzel bir seyahat gerçekleştirebilirsem kesinlikle büyük kitap evlerine gitmek istiyorum. Özellikle annemin gittiği gibi böyle katlı ve aşırı büyük kitap evlerine. Oraların düzeni, oradaki kitapların baskıları, hepsine bakmak istiyorum. Çok sevdiğim kitapların farklı baskılarını, farklı dillerdeki baskılarını da almayı düşünüyorum. Hani kapak aynı değil, farklı özel baskı kapaklar, işte tasarımlar falan oluyor ya, onları falan alırım diye düşünüyorum. Çok heyecanlıyım. Paralarımı şimdiden biriktirmeye başladım. Ve yurt dışından bu güzel kitabım geldi. Kitaplığıma da çok yakışıyor. Birazdan göstereceğim sizlere. Aynı zamanda Kırık Bir Kalp serisinin ikinci kitabını da aldım. Serinin üçüncü kitabını da tekrardan yeniden aldım. Bu şekilde alışverişim tamamlanmış oldu. Bu arada ben hala eğer benimle olsaydı okuyorum. Hala bu kitabı okuduğuna inanamıyorum, elinde süründü falan demeyin. Kitabın 3-4 bölümünü okudum. 3-4 bölümünden sonra kenara koydum ve gece gündüz kitap yazdım. Kitap okumaya hiç vaktim olmadı. Kitap okumaya zaman ayırmadığım için kitabı okuyamadım. Kitap güzel olmadığı için değil, hakkını yiyemem kitabın. Kitap şu anda çok iyi ilerliyor. Yarısındayım. Şöyle göstereyim size. Bu akşam da bitirmeyi düşünüyorum. Bence bu akşam biter. Doğdukları andan itibaren arkadaş olan, beraber büyüyen iki gencin hikayesini anlatıyor. Anneleri çok yakın arkadaş. Hatta komşular, yan evlerde yaşıyorlar. Çocuklar da böyle çok yakın doğuyor falan. Ve beraber büyüyorlar. Çok uzun yıllarda beraber takılan iki arkadaşın liseye geçtiklerinde aralarına giren soğukluğun, ikisinin de farklı farklı arkadaş gruplarının olması, eskisi kadar görüşmemeleri, ikisinin de sevgilileri olma hikayesini ve bu kısımda eğer benimle olsaydı ne olurdu'nu okuduğumuz bir hikaye. Ben arkadaştan aşk okumayı çok sevmiyorum açıkçası. Arkadaşsanız arkadaş kalın kardeşim, bize ne? Böyle özellikle çok uzun yıllardır arkadaş olanların bir anda hadi gel öpüşelim de... Yani arkadaştınız, kardeş gibi büyüdünüz, bir anda ne oldu da bu iş başka bir boyuta çıktı bilmiyorum. Evet, arkadaştan sevgili, evlilik güzel olur. O ayrı bir konu. Ama böyle yani doğdukları günden beri beraber büyüyen, kardeş gibi olan insanların ilişkilerinde beni çok rahatsız ediyor. Belki de okuduğum kitabın türü ve anlatım diliyle alakalıdır. Bu kitap da şu anda iyi gidiyor. Rahatsız olduğum bir şey yok. Hatta böyle birazcık içim buruk bir şekilde ilerliyor. Neyse arkadaşlar, bugün çok fazla işimiz var. İlk önce Başak'la buluşacağım. Uzun süredir görüşmedik. Birbirimize çok yakın oturmamıza rağmen bir türlü fırsat bulamadık. Şimdi Başak'la görüşmeye gideceğim. Onunla bir kahve date yapacağız, buluşacağız. Uzun süredir görüşmediğimiz o günlerin özlemini gidereceğiz. Başak'tan sonra da annemle market alışverişine gideceğiz ki en sevdiğim şeydir. Geldiğimde de Buz Krallığı'nın yeni bölümünü editlemem gerekiyor. Bugün akşam saat 8'de yeni bölüm yayınlanacak. Onun fotoğraflarını, görsellerini Wattpad'e yüklemesini ve düzenlemesini falan yapmam gerekiyor. Onları halledeceğim. Ondan sonra büyük ihtimalle kitap okuyup kitap yazacağım. Benim için bir tık dışarıda geçtiği için yoğun bir gün. Evdeyken çok rahat da dışarı çık gel, markete git, pazara git falan derken bir tık yoğun oluyor. Siz de bana eşlik edeceksiniz. Şimdi çantamı hazırlayalım, sonra beraber dışarı çıkalım. İnternetim kapalı, geç kaldım. Özür dilerim Başak. Başak özür dilerim. Peki insanlar İstanbul'da sıradan bir AVM'de park yeri aramanın 3 gün sürdüğünü falan biliyorlar mı? Benim abartı seviyesi. Tabii. Maksimum ondan 5 dakikamı alır ama o kadar çok sohbet ettik ki. Bütün gıybetin anasını ağlattım. Benim çok acil şiir kitabına ihtiyacım var ve şu an şiir kısmını arıyorum. Bu süredir farklı ve güzel şiir kitabı almamıştım. Görüşürüz, bye bye. Geçiş de yapıyor. Bye bye. Yeni gelmişler. Hangilerini alalım? Somon. 3 market ve 1 pazar gezdik. Ben çok yoruldum arkadaşlar. Artık eve gitmek istiyorum.
selam bebişlerim, ben eve geldim şimdi. Penguin'den iki tane kitap aldım, size o kitapları göstereceğim. Şiir kitabı aldım çünkü gerçekten internetten şiir kitabı almak çok zor. Arka kapağına küçücük bir şiir yazıyorlar ve bütün kitabı anlamamızı bekliyorlar. Böyle bakarak, içlerinden şiir okuyarak falan almak çok daha mantıklı. Bir tane modern klasiklerden sürgün günlüklerini aldım. Bu bir şiir kitabı ve ama bin kere şiir kitabı dedim. Bir de Geceye Övgüler. Bu şiir kitabını aldım. Bu Almanca Türkçe. Bunun da Yunanca aslında çevrilen diyor. Hiç Yunan bir şairden şiir okumadım galiba. İlk defa okuyacağım. Böyle iki tane şiir kitabı kaptım. Ve ben evde değilken bir kargo gelmiş. Dikkat, ağlayabilirsiniz. Ne? Ne? Peçete mi göndermişler? Duygusal kitabın yanında peçete mi gönderdin Timaş yayınları? İnanamıyorum. Timaş'tan iki tane kitap gelmiş. Parlak Deniz'in Ardında. İlk kitap bu. İkinci kitapta Kayhan Demir'in Kayıp Sırlar Muhafızı, Bir Zamana Yolculuk Polisiyesi. Benim Kayhan Demir okumayı çok çok sevdiğimi biliyorsunuz. Gerçekten çok keyif alıyorum. Bu yeni kitabı da harika gözüküyor. Parlak Deniz'in Ardında ile beraber peçete göndermişler galiba. Anlamadım. Ay evet, peçete. Ya, Timaş yayınlarının bence PR ve pazarlaması harika. Bakın, dikkat ağlayabilirsiniz yazıyor bir de üzerinde kocaman. Bayıldım, bayıldım. Aşırı güzel bir fikir, aşırı tatlı. Çok güzel. Gerçekten yoruldum. Şimdi market poşetlerini yerleştireceğim, yemek yiyeceğim. Ondan sonra bugün akşam saat 8'de Buz Kralı'nın yeni bölümü var ve saat 6.30. Yüklemedim Wattpad'e, okumadım bir kere daha. Bir yazım hatası falan var mı diye okumam gerekiyor. Valla pazardan simit aldım. Yılın sonunda günün kalanında neler yaptığımı gösteririm ama size bay bay diyemeyebilirim belki, çünkü şalımı çıkarıp pijamalarımı giydiğimde beni göremezsiniz. Gidelim, işlerimizi halledelim hemen.